Adıyaman gibi depreme maruz kalmış bölgelerin en büyük sorunu esasında burada seçmen olup da başka yerlere gitmek zorunda kalan insanların gelip burada seçim yani oy kullanmaları en büyük mesele bu. Çünkü bir taraftan insanlar yaşamını yitiren yakınları var. Yani onların acısıyla yani o duygu içerisinde yaşarken diğer taraftan da hani buraya gelip bir oy kullanıp geri dönmek gibi bir duygu dünyası içerisinde bir yere olmayabiliyor. Birlikte muhalefet partileri olarak bizler. Buna bir çözüm bulacağız mutlaka. Bulundukları illerde yani Adıyaman'da seçmen olup da hangi ilde bulunuyorsa mutlaka en yakın Yeşil Sol Parti veya HDP bürolarına uğradıkları takdirde binalarına, ilçe örgütlerine, il örgütlerine uğradıkları takdirde, kayıtlarını yaptırdıkları takdirde biz bir şekilde onları buraya getireceğiz ve buradan tekrar yaşadıkları yere geri göndereceğiz. Tabii bu şu açıdan da önemli. Yani bir deprem yaşandı ama bu deprem ve oluşan yıkım iktidarın sorumluluğundaydı. Yani bugüne kadar biliniyor olmasına rağmen, alınacak tedbirler de biliniyor olmasına rağmen bütün bu tedbirleri almayışından kaynaklı olarak bir felaket yaşandı. Yani bu felaketin kendisi depremin yarattığı bir felaket değil. Deprem bir doğa olayı ve bunun yarattığı tedbirsizliğin yaşattığı ölümler söz konusu. O nedenle seçmenler yani depreme maruz kalmış insanlar öncelikle hele hele Adıyamanlılar yani ki Adıyaman unutulmuş bir bölgeydi. Yani ilk esnada belki de 3-4 gün deprem olan iller sıralamasına bile sokulmadı. Dolayısıyla Adıyaman halkı öncelikle kendisini unutan iktidarı unutmayacak ve ondan hesap soracak ve sandıkta ona karşı oyunu kullanacak. Burada bir deprem olacağı yani bu Maraş, Adıyaman, işte Malatya, Hatay yani bir bütün olarak bu hattın bir depreme maruz kalacağı ve büyük bir deprem olacağı bilim insanları tarafından da söyleniyordu. Bunlara karşı tedbir almayan bir iktidar söz konusu. Şimdi burada yapılması gereken yani Yeşil Sol Parti'nin parlamentodaki çoğunluğuyla ya da işte oradaki 301'i bulabilecek 100 milletvekili çıkarttığı takdirde meclisten çıkacak yasalarda belirleyici rolü olacaktır. Yani bu sağlandığı takdirde Yeşil Sol Parti şunu yapacak. Biz şunu yapacağız. Burada bir defa Adıyaman'ın yeniden ihya edilmesi, yeniden inşa edilmesi sürecinin mutlaka Adıyaman halkıyla birlikte yapılacak. Yani burada Ankara'da oturup işte ben şuraya kenti taşıyorum. Hani bir AKP'li vekilin dediği gibi. Böyle olmayacak yani. Adıyaman halkı ne istiyor? Nasıl bir yeni bir kentleşme istiyor? Nasıl bir yeni yapılaşma istiyor? Buna öncelik verilecek. Çünkü şöyle bir şey vardır. Kent dediğiniz şey binalardan ibaret değildir yani. İşte caddelerden ibaret değildir. Kent dediğiniz şey o kültürel yapıdan, o kültürel dokudan ibaret bir şeydir. Dolayısıyla Adıyaman'ın kendi kültürel yapısını, o mahalle ilişkilerini, o dokuyu koruyarak Adıyaman'ı tamir etmek gerekiyor bir bütün olarak. Yani tamir sözünü sadece inşaat tamirini olarak kullanmıyorum. Hayatların da tamiri gerekiyor. Burada işte zemin uygun değil. Dolayısıyla kenti işte dağın eteğine taşıyacağız gibi. Ya bunu baştan planlasan olur. Tamam bunu planlasaydın yani bu şekilde. Ya da yeni imar açacağın yerleri bu şekilde açabilirsin. Bunların hepsi mümkündür. Ama kimse bize buraya bina yapılmaz demesin bu saatte. Zaten bina yapmışsın. Burayı işte tarım arazisi arazilikten çıkartmışsın. Kültürel alansa ondan çıkartmışsın, turizm alanıysa ondan çıkartmışsın ve bir konut alanına çevirmişsin ve insanlar burada bir yaşam oluşturmuşlar, bir kültürel paylaşım oluşmuş. Dolayısıyla denizin ortasına bina yapılan bir çağda yaşıyoruz yani, teknolojik açıdan. Yani buraya mı yapılamayacak yani? Bunlar bahanedir, yeni rant alanları yaratma, yeni rant politikaları ve yandaş besleme siyaseti olarak görüyoruz biz bunu. Bunun karşısında duracağız. Yani Adıyaman halkı kendisi karar verecek ve onun verdiği karar çerçevesinde bunlar yapılacak. Bir diğer mesele biz Elazığ ve İzmir depreminden komisyonda yakinen biliyoruz. Konutlar yapıldı ve bu konutlar depremzedelere satıldı. Hem de böyle 20 yıl, 30 yıl borçlandırarak yani ömürlerini borçlamayla geçecekler. Hepsi her biri kiracı oldu bulundukları yerlerde. Kendisine verilen konutlarda bir kere bunun da önüne geçmek gerekiyor. Hayır burada binası ağır hasar görmüş, yıkılmak zorunda kalan ve yıkılan her aileye bir konut ücretsiz bir şekilde temin edilmek durumundadır. Biz Yeşil Sol Parti olarak bütün bu süreçleri takip edeceğiz. Bunların halkımızın lehinde kararların çıkmasında meclis çoğunluğumuzda elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz.